var. Kızlar dedim. Nereye gidiyorsunuz? Babama gidiyoruz anne. Nazlı, ne saçmalıyorsun sen? Doğruyu söylüyorum. Bize engel olamazsın anne. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Çabuk eve. Çabuk! Ya siz nereye gittiğinizi zannediyorsunuz? O adama gitmenize izin veremem ben. Siz o adamın nasıl bir adam olduğunu bilmiyorsunuz. Biz artık büyüdük. Kendi kararlarımızı kendimiz verebiliriz. Bunca sene babamızı görmemize engel oldu. Onu tanımak hakkımız. Nazlı, Selin. Ya o adam yalancının teki. Kanmayın ona lütfen. Bize yalandan bahsetme istersen Güneş Hanım. Yoksa Türkan mı demeliydik? Yoksa Türkan mı demeliydik? Kızlar, ya lütfen diyorum size. Nereye gidiyorsunuz beni bırakıp? Ya ben sizi korumak için gizlendim. Yalvarırım gitmeyin, bırakmayın beni lütfen. Kızlar, Selin. Nereye gidiyorsunuz beni burada bırakıp? Lütfen gitmeyin. Peri! Ya lütfen gitmeyin, lütfen! Yalnız uyanmayı unutmuşum. Özür dilerim. Dileme. Kabus mu gördün yeri? Evet. Neredeyse hiç uyuyamıyorum artık. Hep aynı kabus mu peki? Aynı. Sonra işte gidip kızlara bakıyorum. Anca öyle rahatlatıyorum kendimi. Tamam işte Nazlı'nın başına gelenlerden, bu inşaat meselesinden falan. Ne zaman geçecek bu peki? Düşünmediğin zaman, düşünce tarzını değiştirdiğin zaman. Nasıl olacak o? Şöyle olacak. Kızlar artık büyüdü. Onları korumaya çalışmadığın zaman olacak. Söylemesi kolay tabii. Ben hala onlara baktığımda 5 yaşındaki hallerini görüyorum. Eğer kızların sana benziyorsa, ki bence benziyor. Sen gibi onlara da hiçbir şey olmaz. Hadi keresiye üşüyeceksin.
eşyalı olmasa iyi olmuş. Neden yapıyorsunuz bu iyiliği bana? Bakın Sevilay Hanım, neye bulaştığımı bilmek istiyorum. Sonuçta Haluk'un eski eşisiniz. Sen onu bunu boş ver. Kızlarına konsantre ol. Haluk'a gelince... Sen Haluk'a bulaşmışsın zaten bulaşacağı kadar. Başka bir şey bilmene gerek yok. Seni sonra arayacağım. Odandan çıkmışsın. Çok sevindim. İyi misin biraz da? Siz böyle sorup durunca iyi olmamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Benimle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı Nazlıcığım? Ne gibi anneciğim? Yani seni böyle üzen, durgunlaştıran neyse. Yok, iyiyim ben. Geçti gitti artık. Ne oldu o gece Nazlı? Sanki benden bir şey saklıyormuş, her şeyi anlatmıyormuşsun gibi hissediyorum. Yok anne, anlattığım kadar işte. Güzel kızım benim. Biz her şeyi birlikte paylaşarak büyüdük. Sen bana her şeyini anlatırsın, hiçbir şeyini gizlemezsin benden. Anlatmaya değer bulduğum her şeyi anlatıyorum zaten anneciğim. Gerisini çöpe atıyorum. Sen beni merak etme artık. Neyse ben odama geçeyim, sonra görüşürüz. Hafta sonu bizim dağ evine gidelim mi? Şu av sezonu bitmeden abi kardeş, he? Aa, sen avlanıyor musun? İddialıyım üstelik. Hiç bahsetmemiştin daha önce. Ne bileyim, konusu geçmedi ondan herhalde. Ne dersin, abi kardeş gider miyiz? Küçüklüğümüzdeki gibi korkup kaçmayacaksan tabii. Korktuğumdan değil, ben avlanmaktan haz etmiyorum. Ya bırak Allah aşkına. Küçükken gittiğimizde beraber eline tüfek verdim ateş etsin diye. Abi ben korkuyorum, abi ben korkuyorum diye. Ya bırak. Nereden çıktın? Tamam, geliyorum. Bu kardeşim benim. Haluk, ben sana tatil yap derken Güneş'i al bir yerlere gidin demek istemiştim. Ne var ya? Kardeşinle beraber bir hafta sonu bir yere gideceğim diye. Sence bir sakıncası var mı hayatım? Yok hayatım. Gidebilirsin tabii. Ben zaten bugün kızların okulunu halledeceğim. Bak gördün mü? Çok heyecanlandım.